Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye'nin havacılık açısından geleceğiyle ilgili çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Bu projelerin dördü de devam eden proje ama gelen kesin siparişlerle birlikte bu projelerin ben daha da hızlanacağına eminim. Nedir bu projeler? Milli Muharip Uçak Kaan, Hürkuş, Hürjet ve T-625 Gökbey helikopteri. Peki bugünkü anlaşma hangi maddeleri içeriyor? Neler yapılacak? Gelin madde madde bu anlaşmaların detaylarına birlikte bakalım. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Şimdi ilk önemli anlaşma gerçekten uzun zamandır beklenen Hürkuş eğitim uçağıyla ilgili. Hürkuş bugün 18 yaşında bir proje. 2006 yılında o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bir eğitim uçağı geliştirilmesi için başlanılan bir ARGE projesi. ARGE diye altını çiziyorum. Biz bu projeye çok fazla şey yükledik ve aslında bu projenin temel amacı Türkiye'nin uçak yapabilir. Bunu EASA gibi, Avrupa Havacılık Otoritesi gibi uluslararası kuruluşlarda onaylatabilmek ve bir ihtiyacı belirleyip yazılım ve özellikleriyle bir kabiliyetin oluşturulması. Bir bakıyorsunuz bugün Hürkuş ihracat başarısı yakaladı ama Türk Hava Kuvvetleri envanterine henüz girmedi. Peki neden bu kadar gecikildi, ne yapıldı? Dediğim gibi videonun başında da bu bir öğrenme projesiydi. Buradan öğrenilenler, bugün bakıyorsunuz Hürjet'te uçuyor. Milli Muharip Uçak Kaan'da uçuyor. Bazı sistemler Gökbey'de bile kullanılıyor. Bu açıdan çok önemli. Aslında Hürkuş'la ilgili kesin sipariş anlaşması 26 Aralık 2013 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri ile TUSAŞ arasında yapılmıştı. Ve 15 adet uçak üretilip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecekti. Bu uçaklar TUSAŞ tarafından üretildi. Fakat Hava Kuvvetleri gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda uçakta bazı revizyon istedi. Sonuçta bu bir eğitim uçağı. Henüz pilot olmamış pilot adayları tarafından kullanılacak. Bu revizyonlar TUSAŞ tarafından ayrı bir şekilde projelendi. Ve buna işte hep duyduğumuz Hürkuş 2 adı verildi. O üretilen 15 uçak çeşitli Afrika ülkelerine alınan izinler doğrultusunda ihraç edildi. Şimdi bu proje Hürkuş 2 idi. İsim değiştiriyor. Hürkuş B olarak yoluna devam ediyor. Hürkuş B de biliyorsunuz Hürkuş A sivil EASA sertifikası alacak model. Hürkuş B Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak, askeri pilot yetiştirecek model. Hürkuş C de yakın hava desteği verecek bir platform, silahlı bir platform olarak adlandırılmıştı. Hürkuş B revize ediyor ve Hava Kuvvetleri verdiği 15 adetlik siparişin üstüne de 40 adetlik İkinci bir sipariş paketini de bugün imzalamış oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün konuşmasından aldığımız bilgilere göre bu uçaklardan ilki, yani yenilenmiş Hürkuş'un ilki Mayıs 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 15. uçak, yani ilk paketteki 15 uçak da Eylül 2025, yani Mayıs'tan Eylül'e kadar 15 uçağı verecek TUSAŞ Türk Hava Kuvvetleri'ne. Muhtemel bu uçak biraz daha işte kumanda sistemleri, ağırlık, biraz daha performansla ilgili Hava Kuvvetleri'nin öngörüleri doğrultusunda TUSAŞ bir yenileme yapıyor. Yakın zamanda da bu yeni Hürkuş B'yi göreceğiz. Ve arkasından dediğim gibi bir yıllık testin arkasından Mayıs 2025'te uçağın teslimatı başlıyor. Üzerine gelen 40 adetlik ikinci siparişte ilk teslimat bunun arkasından devam edecek ve 15 artı 40 yani 55. uçak Haziran 2027'de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Şimdi bir anlaşma nedir? Sipariş verdiğiniz zaman bir öngörü verirsiniz. İşte ben alabilirim, pazarlığını yaparsınız. Demek ki anlaşma imzalandığına göre bunlarla ilgili ödeme süreçleri başladı. İşte malzeme alınacak, örneğin PT-6 motoru Kanada'dan geliyor. Geri kalan sistemler çeşitli Türkiye'deki yükleniciler tarafından üretiliyor. Böyle bir süreci başlatacak TUSAŞ. Parçalar gelecek, uçak
muhtemelen herhalde benim tahminim Haziran ayı gibi ilk uçuşunu yapar. Arkasından bir yıllık süreç içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edecek. Yani anlaşmaya imza attığınız zaman ödemeler, paralar başlıyor ve başlıyorsunuz. Bunlarla ilgili işte ön ödemesine üretim başlıyor. Teslim edilecekleri size TUSAŞ faturasını kesiyor Savunma Sanayi Başkanlığı'na ve bu şekilde süreç yürüyor. O yüzden anlaşma çok çok önemli. Burada hani önemli bir soru işareti de izleyicilerimizin aklından bu anlaşmayla birlikte kalkmış olsun. Bunu da belirtelim. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün burada uçağın 1600 beygirlik motor kullanacağını ifade etti. Ve burada da normal Hürkuş'ta da şu an zaten 1600 beygirlik motor kullanılıyor. Bu açıdan da biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olacağını düşünüyorum. Havacılıkta ağırlık çok önemli. Ağırlıkla birlikte ne kadar hafifletirseniz o kadar az yakıt harcıyorsunuz, o kadar motorun performansını hissediyorsunuz ve gerçekten güçlü kuvvetli bir uçak haline geliyor. Benim tahminim, Güney Kore'den alınan KT-1 eğitim uçakları vardı. Hava kuvvetlerine yaklaşık 1900-2010 yılı gibi teslim edilmeye başlamıştı bu uçaklar. O uçaklar biraz fazla kullanım, bir de çok da memnun kalmadı hava kuvvetleri. Muhtemel o uçakların yerini yerli Hürkuş alacak. Muhtemel o uçaklarda belki de izinler alınırsa T-37 uçaklarında olduğu gibi örneğin Pakistan'a verilebilir veya satılabilir. Bakalım o konuda neler olacak, ne gelişmeler yaşanacak, ben de merakla bekliyorum. İkinci önemli gelişme, eğitimden devam edelim. Hürjet'le ilgili. Hürjet'e şöyle bir sipariş anlaşması yapılmıştı. 4 adet prototip, blok 0 deniyor bunlara. Üzerine de 12 adet blok 1, yani teslim edilecek uçak niteliklerine sahip olacak uçak. Şimdi bugünkü imzalanan anlaşmayla birlikte proje, teslimat 1 yıl öne alınıyor. Burada resmi bir açıklama, hani ne zaman olacak onunla ilgili pek fazla bilgi verilmemiş. 12 adet bu blok 1 olarak adlandırılan seri üretim uçağı da opsiyonlu kesin siparişe çevriliyor. Yani toplam üretilecek ilk etaptaki uçak sayısı 16. Halen TUSAŞ büyük bir hızla Hürjet'in testlerini devam ettiriyor. Umarız kısa zaman içerisinde bu uçak 2025 gibi teslimatı planlanıyor. 2025 sonu gibi. Hadi sarksın 2026 başı olsun. Gerçekten çok çok önemli bir proje. Burada da bu yavaş yavaş kesin siparişe geliyor. Benim tahminim bu 16 olan sayı çok daha fazla artacak. Çünkü halen Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yaklaşık 60 civarında T-38M tipi jet eğitim uçağı var. Yani pilotlar Hürkuş ve arkasından Hürjet'le uçuşlarına devam edecek. Üçüncü önemli konu Milli Muharip Uçak Kaan. Şimdi Milli Muharip Uçak Kaan'da da 2016'da TUSAŞ'la Savunma Sanayi Müsteşarlığı, gelelim üçüncü konuya. Üçüncü önemli anlaşma Milli Muharip Uçak Kaan konusunda. 2016'da Milli Muharip Uçak projesinin dönem 1 anlaşması yapılmıştı. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda da ilk uçuş gerçekleştirildi. Artık aşama 2'ye geçiliyor. Aşama 2 gerçek prototip. Yani muhtemel onun 2025 gibi uçması planlanıyor. Oradaki işte nihai tasarımın dondurulması, gerçek asıl prototipin yapılması, üretimi ve test aşaması buraya start verilmiş durumda. Gelelim dördüncü çok önemli büyük projeye, Gökbey'e. T-625 Gökbey'e. Şimdi Gökbey'de biliyorsunuz 3 tane helikopter jandarmaya verilecek. Muhtemel bunun teslimatları da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün verdiği bilgiye göre bu yıl içerisinde gerçekleştirecek. Ben önümüzdeki aylarda bekliyorum teslimatı. Gökbey ilk olarak jandarma genel komutanı jandarma havacılıkta kullanılacak. Şimdi bu aşamayla birlikte 20 adetlik kesin sipariş geldi. 3 jandarmaya veriliyor. 3 helikopter sahil güvenlik komutanlığına, 3 adet emniyet genel müdürlüğüne, böylece İçişleri Bakanlığı 9 helikopter alıyor. 7 adet kara kuvvetleri komutanlığına ve 4 adet de hava kuvvetleri komutanlığına. Şimdi 7 adet kara kuvvetleri, 4 adet hava kuvvetleri, bunlar UH-1'in yerine geçecek helikopterler ve bu öncü sipariş diyelim biz bunlara. Ve teslimatlar başlayacak. Gökbey epey pişti. Artık son böyle küçük küçük oynamalar var. Teslimata giderek hızlanıyor, hazırlanıyor. Çok önemli bir proje. Şimdi diyeceksiniz ki bu T-129 atağın transmisyon ve aynı motorlara sahip. Geçen yıl TEİ tarafından üretilen TS-1400 motorları Gökbey'de uçmaya başlamıştı. O konuda da şöyle bir bilgi paylaşıldı. 2027 yılında da yerli motorlu TEİ'nin ürettiği TS-1400 motorlu Gökbey'ler
teslim edilmeye başlanacak. Gökbey'in toplam sipariş sayısı bu 20 adet var. 3 adet de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınacak sertifikasyon sonrasında Sağlık Bakanlığı'na ambulans görevinde verilecek. Geriye kalıyor 112 adet. 112 adet için de bir anlaşma imzalandı. Yani 112 adetle aslında jandarmanın, kara kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin elindeki UH-1'ler yenilenecek. Yerlerini Gökbey alacak. Benim muhtemel tahminim jandarmadaki sayı artacak. Sahil güvenlik, emniyetteki sayı artacak. Sağlık Bakanlığı'ndaki sayı artacak. Ve Türkiye'nin ihtiyaçları 112 adet gibi çok ciddi bir rakam, daha doğrusu 20 artı 112 gibi çok ciddi bir rakamla Türkiye'deki helikopterlerin önemli bir bölümü kamuda Gökbey olacak. Benim tahminim Gökbey sınıfında kendinden biraz işte 6 tonluk bir helikopter, 5,5 ton var, 6,5 ton var. Orada oluşturulacak bir aileyle birlikte ciddi bir dış satış başarısı da yakalayacağını düşünüyorum. Gerçekten hem sivil hem askeri anlamda pazarı olan bir helikopter. Gördüğünüz gibi bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi açısından oldukça güzel bir gün. 4 önemli anlaşma. Dediğim gibi programın başında da anlaşmayı atınca parayı alıyorsunuz. Onun karşılığında tabii uçaklar, helikopterler teslim ediliyor. Burada verilen çok böyle iddialı bir zamanlar yok ortada. Yani hemen işte gelecek ay bilmem ne veriyoruz, o gün hemen şurada teslimat başlıyor değil. Gayet böyle net bakılmış rakamlara. Projelere baktığımız zaman teslimat tarihleri gayet ayakları yere basıyor. Çok böyle hani hemen pişirelim, hemen verelim, hemen servis edelim gibi bir durum yok. Bu açıdan da anlaşmanın ayaklarının yere basması da çok önemli. Bir hava aracını uçurabilirsiniz, test süreçlerini yapabilirsiniz ama teslimata konu geldiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma da olsun, sahil güvenlik de olsun, emniyet de olsun gerçekten çok hassas. Çünkü o helikopter, o uçak, personelinizi koyuyorsunuz, göreve gidiyor onlar. Onlar gezmeye çıkmıyor dışarı. Bu açıdan standartlar çok yüksek. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya bizim kamu kuruluşlarının talep edip üzerine teslim aldığı hava araçları veya insansız sistemlere baktığımız zaman dünyada da bu standartları geçtiği için pazar payı bulabiliyor. Evet, bugünkü gelişmeler bunlar. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Daha fazla bilgi gelirse tekrar bir video çekeriz ama böyle taze taze ben size aktarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerken abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek.